Avrupa Birliği liderleri zorlu geçen zirvenin ardından mali koordinasyon konusunda ilk adımı bir eksikliğe attı. Euro bölgesinin tamamı anlaşmaya evet derken ortak para birimini kullanmayan 10 ülkeden 9'u parlamentolarına danışacaklarını söylese de mali birliğe onay verdi. Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy anlaşmanın içeriğini şöyle özetledi. Bu sayede mali disiplin artırılacak, otomatik yaptırımlar ve daha sıkı gözetim olacak. Bu anlaşma Euro üyesi olmayan ülkelere de açık olacak. Biri dışında hepsi kabul etmeye razı. Maliye politikalarının koordinasyonuna karşı çıkan ülke ise İngiltere. Başbakan David Cameron bu girişimin ülkesinin çıkarlarına zarar vereceğini düşünüyor. Fakat birliğe üye olmayan diğer ülkeler yola İngiltere olmadan devam etme kararı aldı. Mali koordinasyonla ilgili anlaşmanın son hali Mart başında imzalanacak. Bu daha erken de gerçekleşebilir. Perşembe akşamı başladıktan sonra Cuma sabah saatlerine kadar süren tartışmaların ardından liderler kısa bir ara vererek görüşme trafiğine ikinci günde de devam etti. İngiltere'nin uzlaşmaz tavrına rağmen geri kalan ülkelerin desteğini almayı başaran liderler zirveden ayrılırken varılan anlaşmadan memnuniyetlerini dile getirseler de İngiltere'den gelen çatlak sesler birliğin birden fazla vitesle hareket ettiğini bir kere daha gözler önüne serdi.